Selam arkadaşlar. Cumartesi günü yağmur yağıyordu. Cuma'dan beri ilk defa birazcık hava açtı. Vivi ile beraber ikimiz de burada. Şöyle sizi selamlamış oğlum bir yandan. Hediye işini neredeyse hallettik ama tam olarak bitiremedik. Eve de kapalı kaldık yani bir yerde. O yüzden şimdi tekrar dışarı çıktık. Wilmersdorf tarafına gidiyoruz. Orada yapmamız gereken bir şeyler var. Son bir iki hediye daha alacağız. Allah inşallah yağmur yağmaz ya. Sanki karşıdan yağmur bulutları geliyor. Şimdi YouTube yapan arkadaşlar bilirler. Ya da bilmiyorum Türkiye ile Almanya arası nasıl. Benim Türkiye vatandaşlığım yok. Alman vatandaşlığım var sadece. YouTube gelir adreslerim, vergi adreslerim de hepsi Almanya. Şimdi böyle 3 senedir bana Amerika'dan böyle şeyler geliyor. Bir saniye şunu kıvırayım şöyle. 3 senedir Amerika'dan bana mektuplar geliyor. İşte vergi beyanı ile ilgili, stopaj vergisi ile ilgili. Ama tabii ki bunlar böyle Amerika'dan direkt İngilizce basılmış kağıtlarda geliyor falan. 2021 yılına ait, 2022-23 yılına ait falan. Neyse bu işleri işte hallerini anlayan var mı diye ben de Berlin'de birkaç tane bu vergi işlerini yapan abilere, ablalara sordum. Kimse bilmiyor, daha önce böyle şeyler yapmamışlar. Benim de biliyorsunuz bir karşı komşum Murat benim bilgisayarı yapmıştı. Çok zeki bir çocuk. Yan komşum da International Finance okuyan bir çocuk. Bu vergi mergi işlerini her şeyini çok biliyor. Onun da kafa böyle acayip zeki. Onunla da bugün çok kripto konuştuk. Hangi kriptolara yatırıyorsun? Lan dedi, mutlaka dedi Ripple'a dedi yatırım yap dedi. Ripple dedi banka sistemine dönelik bir token dedi. Hani eğer dedi Trump seçilirse anlattı işte dedi. Trump seçilirse banka sistemi şu olacak. Banka o olursa dedi de bana bir yandan elimi dokun. Ya sakma şet. Alles gut, baby. Okay. Görüyor musunuz arkadaşlar, yengeden böyle izin almak gerekiyor. Şimdi konuşabilirsin. Şimdi konuşabilirsin, şimdi konuşamazsın. Böyle direktiflere başladık. İkinci yıla girerken. Bebeğim benim ya. Bebeğim benim. Was essen wir heute? Essen wir heute Fleisch oder Fisch? Kannst du selber entscheiden. Şimdi Vivian'la şöyle bir anlaşma yaptık. Aa bak bunlarda eskiden çok yiyordum. Ben eskiden burada oturuyordum. Üniversite şu tarzıya çok yakın oturuyordum. Leibniz tarzının oralarda oturuyordum. Korona zamanında evimi kaybettim. Buralar benim eski sokaklarım arkadaşlar. Her şeyi ezbere biliyordum. Bütün esnafı tanıyordum. Tabii şimdi hepsini ne bileyim. Esnaf da değişmiş, çalışanlara bakıyorum, hiç tanımadığım çocuklar çalışıyor dönercilerde, menercilerde. Gerçi yine de böyle bazen yürürken tanıdıklara denk geliyorum. Şimdi Vivi ile biz şöyle bir anlaşma yaptık. Ben kahve içeceğim, yani bana zorla kahve içittiriyor. Bak diyor, sen diyor kahve içeceksin, ben de alışverişe gideceğim. Bebeğim para harcamasını çok seviyor. Ya ya, okey. Kanse alması abi. Abi Vivi bana dedi ki sen 20-30 dakika kahve iç, ben bir şey bakacağım geleceğim. 1,5 saat oldu. Bayağı yağmur yağdı arkadaşlar ama şimdi tekrar tam eve gideceğiz. Hava tekrar güzelleşti. Ya DM'den geçen videoda bahsetmiştim. Birkaç tane bayan arkadaş yorumlara yazmışlardı. Şeyden bahsetmiştim. Kafa derisinde kaşınma oluyor. İşte çok kepek oluyor. Bölgesel oluyor. Bir gün oluyor. Üç gün olmuyor. Üç gün sonra kafanın başka kısmında oluyor falan. Bayağı bir şey anlattım. Onlara yorumlara yazmışlar. Neyse işte Türkiye'ye gittiğimde artık onları yapacağım. Önerileriniz için özellikle çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnsan böyle daha önce benim başıma gelmemişti. Şimdi başkasının tecrübesini duyunca insan ciddiye alıyor. Bir. İkincisi şu an DM'den 2-3 tane şey aldım. İşte kafa derisini sürmek için
güreyim de şunu kaçırmayalım bir şey. Neyse işte ya, kafa derisinde bir şeyler sürmek için bir de şampuan aldı. Sıradan bir şampuan aldı. Lan oğlum 10 küsur oylu tuttu lan. Abo çok pahalı ya. Aşırı pahalı yani. Hiç buna ilaç milaç değil, hepsi sıradan ürünler ama dünya para gitti. Eskiden burada çalışanları tanıyordum ben ama şu hep yeni çocuklar çalışıyor. Können wir machen. Pide alalım mı diyor bir yandan. Dedim al. Aber nicht so. Bak burada var ya arkadaşlar, var her şeyi buluyorsunuz. Melis, acı biber. Ondan sonra mercimekler, bulgurlar. Ne arıyorsanız var. Clementine aldım ben de kendime. 6 tane Clementine. Ve biz de zaten gidiyoruz, çok şey almaz. Pide almaya gidiyoruz. Pide alacağız. Kaç çeşit zeytin var? Marmara Birlik, Cevher, siyah zeytin, biber, yeşil zeytin, doğal salamura, siyah zeytin, ya 100 çeşit zeytin var. İşte Berlin'de yaşamanın avantajı da bu arkadaşlar. Her ürünü bulabiliyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Nichts ist man ganz. Arkadaşlar saçları açtım. Doktor hep öyle önerdi. Biliyorsunuz bir kepek problemi var. Bak mesela bugün önlerde yok. Ama böyle yanlara gitti. Böyle çok tuhaf bir şey. Bir olan bölgede bir daha olmuyor. 3 gün sonra her yerde oluyor. 5 gün hiç olmuyor falan filan. Böyle kafa derim şu an acayip. Acayip bir şekilde çalışıyor yani. Öyle söyleyeyim. İlk defa bugün tatil moduna hafiften girdik. Daha hani hediyeleri medyeleri hepsini bitirdik. Hafif Vivi'yi de alıştırdım. Hafiften kripto muhabbeti yapıyoruz. Onun hangisini sana alayım almayayım falan. Alıştırdım bir 1000 euro'luk, ona da portfolyo, kripto portfolyosu açtık. Neyse şimdi bugün Asya usulü bize yemek yapıyor. Lan saçları açınca böyle bayağı saçım varmış ya. Şu an fark ettim. Bayağıdır topluyorum ya. Bakın arkadaşlar, bu arada size yarın bir tane kripto videosu yüklemeyi düşünüyorum kendi kripto listemden. Nasıl kazançlar olduğunu göstereceğim. Ama özellikle şu benim için önemli. Hani sizin için söylüyorum. Çünkü bizim, hani sizin için derken, özellikle finans videolarında videoyu beğenmeyi çok unutuyorsunuz. Benim egomu tatmin etmek için değil o. Aynı kafada insanlara ulaşabilmemiz için algoritmanın o videoları önermesi gerekiyor. Dolayısıyla beğeniyorsanız, hani hisse senetleri veya kriptolarda veya aynı şeyleri düşünüyorsanız veya farklı görüşler, yani işinize yarıyorsa, öyle söyleyeyim, lütfen videoları beğenin. Beni beğenmeniz manasına gelmiyor. Aynı kafada insanlara ulaşmamız için algoritmanın onu algılaması gerekiyor. Mesela bak, finans videosu paylaştım. Çok az beğeni olmuş. 180-200 kişi izledi genelde. Çünkü ben hep hani Almanya'da yaşam videoları çekmiştim daha önceden. Algoritma o yönde daha çok öne çıkartıyor. Finans videolarını da çıkartmıyor. Finansta çıkması için beğenmeniz lazım. 200-300 kişiden sadece 10-15 tane beğeni var. Ki ben sadece benim Instagram'da 20 kişi DM'ime yazdı. Aynı benim yaptığım hatalar. İyi ki yapıyorsun videoları falan. Yani teşekkür eden insanlar bana DM'den, ondan bundan yazacağınıza, yani yazmanız güzel de hani beğenseniz daha çok işimize yarar. Hepimiz için yani. Bu tarz kafada insanlara ulaşabilmemiz için. Bunu da bir söylemiş olayım. Sevmişim bir sevmeye. Şimdi arkadaşlar, pazar Almanya'da hani böyle şey videoları oluyor ya, eşimle pazar keyfi, kahve keyfi falan. Şimdi bugün de biz Almanya'da vergi keyfi yapacağız. Telefonu nereye koyacağımı bulamadım. Şöyle bir çekeyim, yerlerde hep
Bakın kağıtlar var, görüyor musunuz? Hep vergi kağıtlarını böyle yere koyuyorum ben. Çünkü farklı yerlerden gelir olunca işte bazen YouTube'dan bir şey geliyor, küçük ondan sonra senatodan geliyor, müzik okulundan falan filan, böyle bunları ayırmam gerekiyor. Hepsini masa üstünde yaptığımda beynim tamamen yanıyor. Şimdi vergi konusunda rahatlamanız için, kafanızın rahat olması için onu da söyleyeyim. Şöyle koyayım. Bir yandan olabildiğince verdiğiniz kağıtları detaylı vermeye çalışın. Ben kendim internetten yapmıyorum. Sonuçta ücreti neyse emin olmak için birisine veriyorum. Ücretini veriyorum, o yapıyor benim için. Kimisi, nasıl söyleyeyim size, 150-200 euro vermemek için veya 70-80 neyse. Görüyor musunuz, bu kağıtların hepsi aslında bende var gelir vergisi olarak, ama bunları bile ücret verdiğim kişiye veriyorum. O benim için bu vergi işlerini yapacak, finansamda maliyeyi yollayacak. Dediğim gibi ben şeyim, bence vergi konularında Almanya'da çok böyle küçük düşünmeyin. Yanlış bir iki bir şey yaparsınız, anlamazsınız. Sadece anlama değil, dilden, ondan sonra hukuksal dilden bir şeyi anlamazsınız, eksik verirsiniz falan. Ondan sonra Almanya'da uğraş dur, 10 yerini ver abi sağlam birisine, senin için her şeyini kontrol etsin. Evet, ne oluyor? İki iş oluyor. Hem şu an bana iş, yani aynı kağıtları hem kendim topluyorum, hem kendim düzenliyorum, hem o işi yapacak kişiye yolluyorum, hem de bir de fotokopisini de kendim çekiyorum. Ama ne oluyor, en azından iki kişi kontrol etmiş oluyoruz. Yarın öbür gün bir şey olursa en azından kime ne kağıdı verdiğimi, ne kadar gelir gösterdiğimi de biliyorum. Benim tavsiyem o. Dediğim gibi bugün artık pazar günü böyle geçecek. Vergi işleriyle uğraşacağız. Mesela şimdi ben özellikle Almanya'da selbstständig olarak çalışıyorsanız, gerçi benim artık bitti gibi bir şeydi işte bu geçen sene, yine biraz böyle selbstständig olarak, serbest çalışma olarak çalışmıştım. Çok kağıt işi oluyor. Karışmaması için önce orijinalleri hep bir tarafa ayırıyorum. Neyin fotokopisini çektim. Bak, bunun orijinalleri buraya koymuşum, çektiklerimin. Evet, bu beşincisi. Hop, şöyle oldu düşürdüm. Bu beşincisi. Mesela beşincisini çektim. Bir de finans, o işi yapacak kişiye, onun fotokopilerini de ayrı bir yere ayırıyorum. Böyle yani. Masada yapacaklarım, yerde de orijinaller ve gidecek fotokopiler olarak kafamda ayırıyorum. Bu şekilde bir sistem kurdum. Çünkü kağıt işlerinde insanın beyni yanıyor arkadaşlar. Artık bugün pazar günü böyle gidecek. Türkiye'ye gitmeden önce bu işleri bitirmek istiyorum. Türkiye'den döneceğiz. Türkiye'den döndükten sonra Almanya'da direkt okullar açılıyor. Çalışmak zorundayız ikimiz de, Emre ve ben. O yüzden o da bugün bitirmek istiyor kağıt işlerini. Bir de bana bilgisayara ihtiyacım var. Ben şimdi onun bilgisayarını kullanıyorum. Çünkü yazıcı onun bilgisayarına bağlı. Dedim bebeğim, bekledim de bugünü mü bekledin yani? O kadar söyledim ona, gitmeden önce senin yazıcıya ihtiyacım var, yapmam lazım diye. Aa, yap problem değil dedi. Şimdi tam bugün ihtiyacım var. Diyor ben vergi beyannamesini yapacağım. Bilgisayara ihtiyacım var. Çok anlayışlı her konuda da bazen böyle bir planlama konusunda Viviana'yla anlaşamıyoruz arkadaşlar. O da vergiyi bitirmek istiyor işte. Bugün pazartesi salı vereceğiz. Vergi bilgilerini vereceğiz. Ondan sonra Türkiye'ye o kağıt bitmiş. Bir saniye kağıt alalım. Lan şunlar ne kadar pahalı. Bak şu. Ne kadarlık var bunun içinde? Kaç tane bu kağıt var ya? Valla 500 tane ne var biliyor musun? 8 euro ya. Keşke önce farkına da varmadık. İnternetten bunları sipariş edince çok ucuz oluyor.
Gittim fotokopiciden aldım dünya para. Ona para ver, buna para ver. Dün var ya arkadaşlar, basit birkaç şeye, bir dakika, kalem papir, anlayacağım, okey, durup mu? Dün kahve içtim, küçük kahve, Viviane'yi beklerken 5 küsur oraya gitti. Zaten hediyelerin çoğunu halletmiştik, birkaç bir şey daha aldım, oradan para gitti, onu söylemeyeyim. Ondan sonra ve işte pide aldık Türk şeyinden, o bu ondan sonra bir de bu kağıda lan 40-50 euro gitti ya, bir hiç desen ki Çağlar neye harcadın? Bir kahve, kağıt, Türk şeyinden bir pide falan, böyle şeyleri, maydanoz falan 40 küsur euro gitti bir hiç için ya, çok hayat çok pahalı oldu. Her şey acayip pahalı oldu ya. Hala da millet zannediyor Almanya'ya geleceğim. 1500-2000 euroyla geçineceğim, güzel yaşayacağım falan. Hayal ya, mümkün değil abi ya. İnsanlara hayal satıyorlar. Böyle bir realite yok. Arkadaşlar, öyle bir Almanya vardı. Artık öyle bir Almanya yok. Benden söylemesi. Zaten olmuş ev kiraları. Abi daha benim taşınma şeyim var. Neyse onu başka videoda artık anlatırız. Ben şu orijinali de koyayım. Bu buna ait. Bak konuşurken görüyor musun kafamı karıştırıyor. Daha ev taşınma şeyi var. Ev kiraları aldım. Ev kirasını düşününce zaten moralim bozuluyor. Gerçi şey, geçen İngiltere ile ilgili bir şey Ekşi Sözlük'te okudum ya. İngiltere ile ilgili birisi Londra ile ilgili yazmış. Ev problemi bilmem ne. İşte fareli rutubetli evlere maaşın yarısını veriyoruz diye. Dedim ki aynı şey Almanya'yı, Berlin'i anlatıyor. Demek ki Londra'da da durumlar aynı. Ondan sonra biraz moralimi toparlamama yardım etti yani. Şimdi başkası da senin yaşadığın durumu yaşayınca şey oluyorsun, ha diyorsun, demek ki sadece biz yaşamıyoruz. Burada Berlin'dekiler yaşamıyor. Londra'da yaşasan, Londra'da da aynı problem var. Bu arada Barcelona'da yaşasan, Barcelona'da da aynı problem var. Bu ev kiraları, boktan küçücük evlere dünya kadar para verme, maalesef bu gelişmiş Avrupa'nın şeyi, en büyük problemi yani. Maaşın yarısı gidiyor. Yaşam kaliten de zaten yok. O ev küçük ve rutubetli olduğu için. Neyse hadi, her şey için güzel ev muhabbetini, videoyu şey yapmayayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Algoritma için önemli, benim egomu tatmin etmek için değil de en azından aynı kafada olan insanlara ulaşmamız kolay olur. Kendinize iyi bakın, herkese iyi hafta sonları.